Merhabalar, Patek Operatör Panel Eğitimine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çevrim içi yani online simülasyon. Uygulamanın amacı, örneğin elinizde bir PLC olduğunu düşünelim ancak operatör paneli yok. Bu uygulamayla beraber bilgisayarımızı bir operatör paneli gibi kullanıp yapmış olduğumuz programı bu vasıtayla test edebiliriz. Ve operatör panelimiz geldiğinde uygulamamızı direkt olduğu gibi operatör paneli yükleyebiliriz. Bunu yapmak için öncelikli olarak tabii az önce söylemiş olduğum gibi bir PLC'ye ihtiyacımız var. Şu anda bir PLC benim bilgisayarıma bağlı durumda Ethernet yoluyla. Dolayısıyla Fatih'in Ethernet yazılımını kullanıyorum. Tarama butonuna bastığımda görmüş olduğunuz gibi 192, 168, 1, üçlü grupta bu IP numarasıyla Ethernet modülünü görüyorum. Burada dikkat etmemiz gereken Fatih'in temelde iki modeli var Ethernet için. Biri FBS-CBE, biri ise FBS-CBEH. Görmüş olduğunuz gibi şu anda ben CBH modülünü kullanıyorum. CBH modülü fabrika ayarlarında 192, 168, 2.3 olarak gelir. CBE ise 192, 168, 1.3 olarak gelir. Ben burada CBH modülünü 1.3 olarak sonradan değiştirdim. Dilerseniz bu ayarlara kısaca bir göz atalım. Şifre standart olarak 1, 2, 3 ve 4'tür. Bakın burada ben daha önceki denemelerimde Modbus olarak bırakmışım. FATEC olarak ayarlayalım. IP numaram ve diğer ayarlar bu bölümde görünmekte. Bunları bu şekilde görebiliriz. Okey diyerek programı kapatıyorum ve ardından IP numaramı öğrendiğime göre bu işlemi burada sonlandırabilirim. Şimdi operatör panel program kısmına geldim. Burada örneğin sağ kısımdan araç kutusundan bir sayısal metin kısmından sayısal girdi sürükleyip bırakalım. Çift tıklayalım. Ardından bakın şurada görüntüleme adresi var. Şimdi bu görüntüleme adresi kısmında bir kontrolcü eklemediğimiz için bakın şurada sağdaki butona tıklarsak eğer cihaz kısmında sadece dahili hafızayı görürüz. Dolayısıyla bir kontrolcü eklememiz gerekir. Kapatalım. Tekrar burayı da kapatalım. Kontrolcü eklemek için proje keşfedicisinden bağlantı sekmesine tıklamamız gerekir. Tabii projeyi oluştururken ben Ethernet'li bir model olan P5102N modelini seçtim. Bağlantı kısmında dediğim gibi tekrar dönüş yaparsak bağlantı sekmesine tıklayalım. Bakın burada PLC cihazı kısmında ekle butonu var. Buna basalım. Ardından arayüz tipini doğrudan Ethernet seçelim ve modelimiz markamız FATEC ve modelimiz FBS grubundaki bir PLC. Ardından bu kısımda ise IP adresini girmemiz gerekiyor. Tabii neyin IP adresi? PLC'nin IP adresi. Bu da hatırlayacak olursak 192.168.1.3'tü. Ve yine hızlıca PLC'nin adını da isterseniz buradan bu şekilde değiştirebilirsiniz. Okey diyerek görmüş olduğunuz gibi bu bağlantıyı buraya eklemiş oldum. Tekrar sayfama dönecek olursam objeye tekrar çift tıklayalım ve görüntüleme adresi kısmında bakın şurada tıklarsanız dahili hafıza haricinde PLC'nin de artık burada olduğunu görebilirsiniz ve tüm değişkenlerin de burada listelendiğini görebilirsiniz. Yine bir başka kullanım yöntemi. Örneğin diyelim ki ben PLC'nin Denizli 500 adresini okuyacaksam bakın buradan direkt D500 yazdığımda da bu butonla uğraşmadan hızlıca buradan bu işlemi gerçekleştirebilirim. Okey diyelim. Bakın tekrar çift tıklayalım ve adres yapısının program tarafından otomatik olarak tasarlandığını görebilirsiniz. Girişe izin verelim. Üzerine dolayısıyla tıkladığımızda bir klavye açılabilsin. Şimdi dilerseniz PLC'ye bir bağlantı gerçekleştirelim. Bunun için WinPro Ladder yazılımını açıyorum. PLC sekmesinden online'a tıklayarak bir projeyle beraber açmayarak yani direkt PLC'nin içine bağlanmak istiyorum.
AutoCheck kısmından seri port kullanıyorsanız burayı ya da örneğin biz Ethernet de kullanıyoruz aynı zamanda. Ethernet kullanıyorsanız da burayı kullanabilirsiniz. Örneğin IP numaram 192.168.1.3 yani doğru. OK tuşuna basarak PLC'ye bağlantı gerçekleştirebiliriz. Şu anda PLC'mize bağlıyız. Bir izleme sayfası açalım. Şöyle yerleştirelim sol kısma doğru. Ve örneğin ne demiştik? Denizli 500 adresini biz operatör panelinde kullanmıştık. Şuradan hatırlayacak olursak, bakın burada Denizli 500 adresi mevcut. Tekrar WinProLeader'a dönüş yapacak olursak, hiçbir şey yazmıyorum program olarak. PLC sekmesinden Run PLC diyerek PLC'yi çalışır duruma getiriyorum. Ve tekrar bu kısma dönüş yapıyorum. Simülasyon butonuna basıyorum. Bu proje sekmesinin altında simülasyon butonu. Derlemeye onay veriyorum. Ve projemiz derlendikten sonra artık simülasyon modu hazır. Zaten çevrim dışı simülasyonu daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. Artık çevrim içi simülasyondan bahsediyoruz. Bakın burada da görebilirsiniz. 192.168.1.3 numaralı IP'den 500 numaralı porttan bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Şu anda örneğin şöyle yan yana getirebilirsem örneğin 55 değerini girdiğimde bakın hemen burada 55 değerinin geldiğini görebilirsiniz. Ya da tam tersi buradan bir değer gönderdiğimizde yine buradaki değerin de değiştiğini gözlemleyebilirsiniz. Dolayısıyla bu sayede bir operatör paneli varmış gibi bilgisayarımızı kullanabiliriz. Sahadaki herhangi bir PLC ile bağlantı kurabiliriz. Tabi burada sadece bir PLC değil, operatör panelinin desteklediği herhangi bir cihaz, örneğin Modbus üzerinde bir servo sürücü de olabilirdi. Örneğin SD700 servo sürücüyü de yine bu yöntemle bilgisayar üzerinden kontrol edebiliriz. Şimdi dilerseniz aynı işlemleri bir de seri port üzerinden yapalım. Simülasyon modunu kapatıyorum. Ardından proje keşfedicisinden yine bağlantı sekmesine tıklıyorum. Ve mevcut bağlantıya çift tıklayarak arayüz tipini doğrudan bağlantı seri olarak ayarlıyorum. Marka FATEC ve FBS serisi olarak ayarladım. Kom 1 olarak ayarlıyorum. Yani şu anda PLC'ye ben port 0 kablosu üzerinden bağlayayım. Dolayısıyla 232 portunu kullanıyorum. 9600 even 7.1 şeklinde port ayarlarım mevcut. Tabii bunlar sizin port ayarlarınıza göre değişkenlik gösterebilir. OK diyorum. Ardından bu kısımda yapacağım işlemler tamam. WinProLeader kısmına dönelim. PLC sekmesinden Offline butonuna tıklayalım ve tekrar PLC sekmesinden online diyelim. Bu sefer bağlantı tipimizi 232 olarak seçelim. Otomatik kontrol, AutoCheck butonundan butonumuza basalım. Ardından bakın burada COM42 kullanıyor PLC'miz. Önce bir bağlantımız sağlıklı mı bunu test edelim. OK diyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi COM42'de istasyon numarası 1. 9600 even 7.1 şeklinde bağlantı gerçekleştirilebiliyor. Önce bir evet diyelim. PLC'ye bağlanalım. Evet şu anda PLC'de online'ız. Ancak simülasyon modunda seri port kullanılıyorsa şöyle bir fark var. Aynı anda hem WinProLeader'da çevrim içi olup hem de çevrim içi simülasyonu kullanamayız. Dolayısıyla PLC sekmesinden offline'e tıklayarak bu bağlantıyı kapatalım. FBDesigner programımızı açarak simülasyon sekmesinden simülasyon modunu başlatalım. Çevrim içi yapalım. Bağlantı kısmından az önce bakmış olduğum COM42'yi bulalım. Çünkü aynı portu kullanıyoruz. COM42'yi seçtikten sonra çalıştır butonuna bastığımızda bakın 77 değerini yine aynı şekilde görebiliriz.
Tabii burada bir değişim görebilmemiz söz konusu değil çünkü PRC'de online değiliz ancak örneğin burayı 999 yapalım, Enter diyelim. Buradaki bağlantımızı koparalım. Ardından PRC tekrar online diyelim ve PRC'mize bağlanalım. Bakın burada D500 register'ımızın 999 olduğunu görebilirsiniz.